Sayın kurucum, okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli velilerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Now I invite you to a minute of silence for Gazi Mustafa Kemal Atatürk and our saint martyrs, and then to read our Turkish national anthem. Selam olsun atam. Selam olsun Türkiye. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Now we are listening to the speech of Cihat Mert Kaynak, one of our students, delivering the meaning of importance of the day. 19 Mayıs'ın önemi nedir? Türk tarihinde kutlanması gereken günler vardır. Bunlardan biri 19 Mayıs 1919'dur. 19 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk devletinin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Yüce Önder Atatürk'ün büyük nutkunu bu olayla başlaması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır. 19 Mayıs'ın milli bayram olarak ilan edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk gerek milli mücadele döneminde gerekse cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler o şehirlerin mahalli övünç günleri olarak kutlandığı halde sadece 19 Mayıs yasayla bayram kabul edildi. Şanlı Türk tarihi birçok başarılar ile süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Başarılarımızın hatırlanması ve bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacıyla belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir. 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk devleti milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak da kabul edilmelidir. Atatürk'ün doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir. Bu
19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi, göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan, koştu o parlayan güneşe doğru. Now is the oratorio show prepared by the students of Ulf School. Atatürk diyor ki, bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara koymak istiyorlar. Kara bulut, Türkiye'nin üzerinde. Mondros mütarekesi peşinden Sevr Antlaşması ve Ateşkes. Böyle antlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmiş, Anadolu insanı kan alıyor. Memleketi nasıl sahibi olan Türk halkı, başsız, bölünmüş kuşku içinde bezgin haldedir. Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kırılmakta birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır. Fakat sayıca çok silah bakımından üstün düşman kuvvetlere bu direnmeler karşısında kırılmaktadır. İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki bir tek karar vardır. O da kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yurdumun çeşitli bölgelerinde direnme hareketleri devam ediyor. Düşmana kurşun sıkılıyor. Vurulan yumruklar memleket kadar büyük. Elinde silahını alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok. Dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz. Bir önder, bir kumandan bekliyor. İşte Bandırma vapuru bu önderi, bu kumandanı getiriyor. Samsun'dan kurtuluşa bir güneş doğuyor. Evet, Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu kararı şöyle açıklıyor. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumunda daha yüksek bir muameleye layık olarak görülmez. Böyle bir millet esir olarak yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Böyle bir durum karşısında Samsun'da doğan güneşin yükselmesi, tüm ülkeyi aydınlatması, milli birlikte sağlanabilir. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan. Koştu o parlayan güneşe doğru. Bu güneş hürriyetin müjdecisiydi. Mustafa Kemal'in ta kendisiydi. İşte hakiki kurtuluşu ölmekte bulan bu güneş Samsun'da doğarken ya istiklal ya ölüm parolasıyla doğmuş, halkın kurtuluşa giden önderi olmuştur. Bu güneş Samsun'dan sonra Amasya, Sivas ve Erzurum. Oradan da yeni bir Türk devletinin kuruluş meşalesini yakmak için Ankara'da doğacaktır. İşte 19 Mayıs. Vardık bir kapısına Anadolu'nun, önlerine Samsun'un. Öyle büyüdü ki ağzımız, öyle acıktık ki bize ekmek değil dağ sunun. Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya. 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Kurtuluş Güneşi'nin Samsun'da doğduğu gündür. 19 Mayıs Türk milletinin kurtuluşa adımını attığı gündür. 19 Mayıs Türk milletinin önderini bulduğu gündür. Bu önder vatanı düşmandan kurtardı. Yeni Türk devletinin temellerini attı. Yeni Türk devletini kurdu ve siz gençlere emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi. Gençler, cesaretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın, vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız. Biz de gençler olarak bize emanet edilen bu vatanı en iyi şekilde yücelteceğimize ve koruyacağımıza söz veriyoruz. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ülkümüzü durmadan, yorulmadan yürütecektir. Now we listen to the anthem of Mülkiye voiced by our school students. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin yeter.
çünkü biz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Büyük isen neşenle gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Büyük isen neşenle gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Mustafa Kemal, ölümsüz kahraman. Sen Samsun'a ayak bastığın an, al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla dalgalandı vatan. Now, we are watching the ballet show of one of our students, Ceren Çokan. Seni anmak ve anlamak gençliğin en büyük isteği atan. Senin fikirlerini yaşatmak gençliğin en büyük hedefi atan. Now, we are listening to the English presentations of Atatürk's address and youth and youth's response to Atatürk prepared by our students. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Your first duty is forever to preserve and to defend the Turkish independence and the Turkish Republic. This is the very foundation of your existence and your future. This foundation is your most precious treasure. In the future too, there may be malevolent people at home and abroad who will wish to deprive you of this treasure. If someday you are compelled to defend your independence and your republic, you must not tear away the possibilities and circumstances of the situation before taking up your duty. These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavorable.
the enemies conspiring against your independence and your republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world. It may be that, by violence and ruse, all the forces of your beloved fatherland may be captured, all its shipyards occupied, all its armies dispersed, and every part of the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances, those who hold power within the country may be in error, misguided, and may even be traitors. Furthermore, they are definitely the personal in the tertiest with the political blessings in your invaders. The country may be impoverished, ruined, and exhausted. Youth of Turkey's future, even in such circumstances, it is your duty to save the Turkish independence and republic. You find the strength you need in your noble blood. Mustafa Kemal Atatürk. Our great leader, we are the eternal guardians of the Turkish independence and republic, which is the most sacred foundation of our existence. This decision is the first and last expression of our unwavering will. In the future, no force will be returning on our way. We draw all our speed from you, our national history, and the unquenchable fire of faith in our souls. Every step we take on the strong foundations you build is solid, and every breakthrough will make it conscious. The Turkish independence and the Republic, our most precious trust, will live forever in the hands of unbending heads, rigid arms, and invincible Turkish children as the basis of our existence, and will be handed down from generations to generations. Even if the enemies that will mean our independence and our republic attack us with the most powerful armies, armed with the most modern weapons, they will not be able to shake our national unity and even a single part of the invincible Turkish power. Because the determined and faithful Turkish youth who grew up on the lands of this beloved homeland are the intellectual products of the shed blood on our republic's revolutions. It will be our true purpose to stretch up your breast full of faith in every hardship for the safety of the homeland and the nation. A great ancestor of the Turk, when it's necessary to protect our independence and our republic, regardless of the circumstances and conditions we will be in, we are determined to overcome all obstacles and all difficulties by taking our strength and courage from the noble blood in our veins. As the Turkish youth, we are the staunch guardians of freedom, independence, sovereignty, republic and revolution. We promise honor and dignity and dedicate ourselves to the great Turkish nation. Always, everywhere, and in every situation, that we will not deviate from Atatürk's principles. That we will overcome all difficulties in order to move to a modern civilization. Atatürk deyince aklıma çalışmak gelir. Zorlu zorlu savaşlara, çetin işlere alışmak gelir. Kavgaların, öfkelerin ötesinde barışmak gelir. İnsanca, uygarca yaşamak için kendi kendimizle yarışmak gelir. Now, we are watching to the folk dance show prepared by the students of our school. Thank you.
Kemal'i düşünüyorum. Geleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Now, we are listening to the anthem of youth, voiced by the students of our school. Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola, dağlardan dağlara o zafer türküsü. Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola, taze bir bahar açmış yurdun gözünü. Now we are watching the presentations that our school department have prepared for you. Güç, fiziksel yapmasından gelmez. Boyunemez bir iradeden gelir. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin sonsuz eksiğidir. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin sonsuz eksiğidir. Sporun olmadığı bir millet sağlam kafaya sahip olmadığından dolayı gerileyecektir. Spor zihnin anahtarı olmaktadır. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin sonsuz bekçisiyiz. Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin sonsuz bekçisidir. Ben sporcumu zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı dinlerim. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin sonsuz bekçisiyiz. Ve zihni dinç tutan tek şey egzersizidir. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin sonsuz bekçisiyiz. Hiç
hiçbir şeye sınır koymamalısınız. Ne kadar hayal ederseniz o kadar ileriye gidebilirsiniz. Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin sonsuz bekçisiyiz. Balıkesir Sınav Koleji olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız. Kalplerimiz, nabzımız vatan diyerek atar. Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda, erkek, kız. Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var. Now, we have interviews with the sports community. Merhabalar, ben Feyyaz Hızır. Milli judocuyum. Dünya şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü, Avrupa şampiyonası finallerinde 7 tane madalya ve Akdeniz Onuru üçüncülüğüm var. Antrenmanlarda ya da müsabakalarda performansımı yitirdiğimde, motivasyonumu kaybettiğimde bu motivasyonu tekrardan nasıl kazandığımı sormuşsunuz. Çok açık şekilde söylemeliyim ki geride bıraktığım spor yaşantımda çok kez tökezledim, düştüm. Tekrar başaramayacağıma, tekrar olmayacağına inandım. Ve hiçbir zaman ayağa kalkacak gücü kendi içimde bulamadım. Ama şunu inkar edemem ki her zaman bana uzanan, beni çekip ayağa kaldıran, burada pes edeceksem bana buraya kadar neden geldiğimi hatırlatan bir dost eli buldum. Çünkü iyi dostlar biriktirdim. Hepsi de ailem oldu. Hepsine minnettarım. Sizlere şunu söyleyebilirim ki sevgili kardeşlerim, bu toprakları biz kendimize vatan yaptıysak bu bizim milli dayanışma ve yardımlaşma ruhumuz sayesindedir. Arkadaşının acısına üzülmek, dertleşmek kolaydır. Sizler birbirinizin başarısına da sevinin ve başarmak için birlikte mücadele edin. Geleceğimiz siz gençlerimize emanet ve emin olun ki benim içim çok rahat. Tüm Balıkesir Sınav Koleji öğrencilerinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Sizleri çok seviyorum ve sizlere çok güveniyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhaba, ben milli sporcu Alina Karaca. 2004 Bandırma doğumluyum. Ailemle birlikte Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşıyorum. Eğitim hayatımı ve spor hayatımı Erdek'te devam ettiriyorum. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nde aktif spor hayatıma devam ediyorum. Yüksek atlama ve çoklu branşlar Türkiye şampiyonu ve milli sporcuyum. Federasyon tarafından 2024 olimpiyatlarına aday adayı milli sporcu olarak belirlendim. Bu spora ilkokul 3. sınıfta başladım. 9 yıldır bu sporu severek yapıyorum. Son 5 yıldır yüksek atlama branşında sürekli Türkiye şampiyonu oluyorum. Bu yıl Bulgaristan'da yapılan Gençler Balkan Salon Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Antrenörüm beni bu spora başlatan ve başarıların mimarı olan Niyazi Gülhan'dır. Öncelikle yaptığımız sporun geleceğimiz için bir yatırım olduğunu unutmamamız gerekiyor. Spor yaparsan derslerin kötü olur diyen birçok kişi oldu. Antrenörüm antrenman programlarını ders durumuma göre ayarlıyor. Spora verdiği önem kadar bizim akademik başarımız için de mücadele eden bir antrenörüm var. Bence bir sporcu planlı ve programlı hareket ederse hem akademik başarısı hem de sportif başarısı eşit oranda artacaktır. Ben ders zamanı derslerime, antrenman zamanı antrenmanlarıma odaklanabiliyorum ve ikisi için de vakit ayırabiliyorum. Ulu önderimiz Atatürk'ün dediği sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözüne tamamıyla inanıyorum. Şunu unutmamalıyız ki spor yapan insan bedenen, ruhen ve zihnen güçlü olacaktır. Bu düşüncelerime ve yaşadıklarıma dayanarak şunu net olarak söyleyebilirim. Spor yapmak kesinlikle akademik başarıya engel değildir. Aksine akademik başarıyı arttıracaktır. Son olarak milli sporcu Alina Karaca olarak Balıkesir Sınav Koleji ailesinin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. Saygılarımla. Merhabalar, ben Tuğba Zehir. Judo branşında ümitler, gençler ve 23 yaş altı olmak üzere 3 ayrı kategoride Avrupa şampiyonu olan ilk Türk judocuyum. Bunun yanında 5 kez Avrupa şampiyonluğu, 2 kez dünya üçüncülüğü, 2 kez Avrupa ikinciliği ve 2 kez Avrupa üçüncülüğü başarılarına sahibim. Judo dünyada popüler sporların başında gelmektedir ve en zor spor branşlarından da seçilmiştir. Olimpiyat oyunlarında en çok ülkelerin katılım sağladığı branş da judodur. Bu yüzden judo branşında milli sporcu olmak, uluslararası madalya almak kolay değildir.
disiplinli, sabırlı ve özveriyle çalışma gerektirir. Milli sporcu olmak bana olumlu yönden birçok etkisi olmuştur. 14 yaşında milli takıma girdim ve o yaşlarda dahi daha özgüvenli, ayakları yere sağlam basan, disiplinli, sorumlulukların farkında olmamı sağladı. Bunun yanında ailemi gururlandırmanın ve sosyal çevrem tarafından saygıyla bahsedilmenin imkanını sundu. Milli sporcu olmanın eğitim açısından da birçok avantajı vardır. Birçok üniversitede, özel üniversitede %100 burslu olarak eğitim görme, diğer üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerine girişte ve mezun olduktan sonra öğretmen olarak atanmada Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş milli sporcuların öncelik hakkı vardır. Benim için en önemlisi ülkemi, bayrağımı başarıyla temsil etmenin ve İstiklal Marşı'nı okutabilmenin vermiş olduğu gururdur. Atatürk'ün de dediği gibi, spor bir milletin gençlerinin bu ülkeyi ayakta tutabilmesini sağlar. Eğitim ve sporla birlikte adım adım ülkeyi ileriye götürmenin bilincinde olan Balıkesir Sınav Koleji ailesinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. Merhaba sevgili Sınav Koleji öğrencileri. Ben de sizin 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Önce kendimi tanıtayım. Halit Tolga Nakış. Beden eğitimi öğretmeniyim ama beden eğitimi öğretmenliğini ben de silahlı kuvvetlerde yapıyorum. Aynı zamanda da askeri personelim. Yıllarda sporun içerisindeyim. Milli bir sporcuyum. Boksla uğraştım. Yüzmeyle uğraştım. Şu anda da sporculuk hayatının yanı sıra hakemlikte hayatıma devam ediyorum. Hakemlikte de yüzmede uluslararası FINA hakemiyim ve şu anda da hatta FINA hakemliği için Macaristan'ın başkenti Budapeşte de bulunuyorum. Güzel bir uğraş, sporla uğraşmak sizlere de tavsiye ediyorum. İnşallah sizlerden de başarılı sporcuları yakın zamanda aramızda görürüz arkadaşlar. Sizlere arkadaşlar bir sporcununla karşılaştığımızda, bir hatasıyla karşılaştığımızda müsabaka esnasında nasıl karar veririz ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Biz yüzme hakemleri olarak herhangi bir tereddüde düştüğümüzde, sporcunun yaptığı hata mı değil mi diye bir tereddüde düştüğümüzde öncelikle karar verme şeklimiz kesinlikle, hocalarımız bize öyle öğretti, sporcunun lehine karar veriyoruz ki bunun arkasında sporcunun bir yıldır vermiş olduğu emeği hiçbir zaman unutmuyoruz. Sabahları 5'te 6'da havuza gidip 2 saat antrenman yapmak, öğleden sonra tekrar havuza gidip orada antrenman yapmak kolay değil arkadaşlar. Bizler de bu süreçten geçtik. Bütün hakem abileriniz, hocalarınız bu süreci çok yakinen tanıyorlar. Eminim sizler de çok emek veriyorsunuz. Biz de sporcunun lehine karar vermek zorundayız ki öyle de yapıyoruz zaten. İnşallah hatasız, başarılı, uzun yıllar spor yapabileceğiniz günleriniz olur. Şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Hepinizi yürekten selamlıyor, öpüyorum. Merhaba, ben Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü'nden Niyazi Gülhan. Aslen Muğla Fethiyeli'yim. Üniversite eğitimimi Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi'nde tamamladım. 2007 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Balıkesir'in Erdek ilçesine beden eğitim öğretmeni olarak atandım. Ve 2007 yılından bu yana halen Erdek'te beden eğitim öğretmenliği görevime devam etmekteyim. Ayrıca beden eğitim öğretmenliğinin yanında üniversite 2. sınıfta başlamış olduğum atletizm antrenörlüğünü de devam ettirmekteyim. Ve Erdek'te kurmuş olduğum Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün de başkanlığını yapmaktayım. Atletizm antrenörü olarak 18 yıldan bu yana sporcularımı ilkokul 3. 4. sınıfta keşfedip uzun süre devam etmesini ümit ederek onlarla planlı ve devamlı bir çalışmaya başlıyorum. İlk Türkiye şampiyonu sporcularım 2014 yılında oldu ve 2014 yılından bu yana her yıl ortalama 7-8 tane Türkiye şampiyonu sporcum olmaktadır. Hayatımın en güzel yıllarından birisi olan 2014 yılında bir tane sporcumla birlikte atletizm milli takım antrenörlüğüne davet edildim ve 2014 yılından bu yana da milli takımın değişik kademelerinde görev yapmaya devam etmekteyim.
Ve bugün 3 tane sporcum federasyon tarafından 2024 olimpiyatlarına aday adayı sporcu olarak belirlendiler. Benim sizlere söylemek istediğim şudur. Her çocuk içinde mutlaka bir potansiyele sahiptir. Bunu unutmayalım. Mutlaka her çocuğun içinde bir potansiyeli vardır. Biz eğitimcilere bu potansiyelleri dışarı çıkarmak düşüyor. Bunları keşfetmek düşüyor. Ben şu anki sporcularımın %95'ini okul bahçesinde keşfettim. Ciddi söylüyorum, okul bahçesinde keşfettim. Nasıl mı? Sadece gözlem yaparak. Sadece gözlem yaparak. Bakıyorum çocuklar okul bahçesinde koşturuyor, zıplıyor, atlıyor, oynuyor. Hepsi yapıyor onun okul bahçesinde. Ama bu çocukların içerisinde mutlaka bir fark yaratan oluyor yani. Bir farklı olan oluyor. Bazıları hepsi oynuyor bunların ama bazıları bunu yaparken daha hızlı olabiliyor. Daha atik, daha böyle koordinesi yerinde, daha güçlü, daha zeki, daha bilinçli yapıyor. Bunları onlar fark etmiyor. Bunları o çocukların anneleri babaları da fark etmiyor olabilir. Ama mesleğine gönlünü vermiş biz eğitimciler bunları gözlemlediğimiz zaman bunları çok kolay fark edebiliyoruz. İşte ben hemen bu noktada bu çocukları keşfettiğim zaman, gördüğüm zaman hemen çocukla iletişime geçiyorum. Sonra aileleriyle iletişime geçiyorum. Ve süreç bu şekilde başladıktan sonra, aile istekli olduktan sonra, çocuk istekli olduktan sonra planlı ve düzenli uzun süreli bir çalışmaya başlıyoruz. Burada benim sporcularımdan seçtiğim, yetiştirdiğim sporcularımdan beklediğim en önemli şeylerden birincisi dersleri. Her çocuk spora verdiği önem kadar benim gözümde, benim sporcumsa dersine de, akademik başarısına da mutlaka önem vermeli. İkincisi, sporcu yaptığı sporda antrenörünü çok iyi dinlemeli. Antrenörün her söylediğini harfiyen yerine getirmeli. Yoksa kesinlikle başarılı olamaz. Bu ikincisi. Üçüncüsü de beslenmesine ve dinlenmesine kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmeli. Kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmeli. Ben antrenör olarak, ben medya eğitim öğretmeni olarak bu üç maddeye çok önem veriyorum. Ve bu üç maddeyi yapan sporcu kesinlikle ama kesinlikle başarılı olur. Başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur bunların. Son olarak sınav koleji ailesinin değerli mensupluğuna, değerli öğrencilerine, sporcularına söylemek istediğim şu: Balıkesir Sınav Koleji'nin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum, saygılarımla. Merhabalar, ben milli judocu Bilal Çilioğlu. Yaklaşık 12 yıldır judo yapıyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandım. Şu anda Tokyo 2020 olimpiyatlarına gitmeye hak kazandım ve onu hazırlanıyorum. Eğitim hayatım da judo ile birlikte ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere sorunsuz devam ediyorum. Şu an üniversite son sınıf öğrencisiyim. Hedefim de yüksek lisans yapıp gidebileceğim yere kadar son noktaya gidebilmek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yeni spora başlayacak ve kişilere ve ailelerine. Sporla eğitim hayatı bir arada gider mi? Çok güzel gider çünkü spor bir insana çok fazla pozitif etki sağlıyor. Karakterine çok fazla olgunluk ve gelişmesinde katkıda bulunuyor. Dersler her zaman çalışabiliniyor. Ama derslerden çıkıp kafayı canlandıracak, zihni boşaltacak bir sosyal aktivite günümüzde teknolojiden dolayı çok fazla çeşit yok açıkçası. Şu an spor o yüzden bence altın değerinde. Hani spor yapan bir kişinin hem vücutsal hem zihinsel olarak aşırı bir fark olacağını düşünüyorum diğer bireylerden. Yani spordaki başarma arzusu, spordaki o düzenli hayat. Bu hem kişinin normal hayatına hem eğitim hayatına çok şeyler katacağını düşünüyorum. Kendimden de örnek vermek istiyorum. Hiçbir şekilde fire vermeden bu üniversite son sınıfa kadar çok güzel şekilde ilerledim. Sporda başarım devam ettiği için asıl odağımı spora yönlendirdim ama hiçbir zaman da eğitimi geri falan da bırakmadım. Ve spordaki başarılarımdan dolayı da şöyle bir garanti aldım. Atama garantisi. Ya ben ne zaman okulumu bitirirsem KPSS şartı aranmaksızın atama hakkı veriliyor. Yani böyle artıları da var. Yani hiçbir şekilde şu düşünülmemeli. Sporla eğitim bir arada gitmez.
sadece bir taraf seçilebilir diye bir çözüm yok. Spordan noksan bir kişi emin olun çok şey kaybetmiştir. Özellikle şu anki zamanımızda bu çok önemli. Kesinlikle spora ne olursa olsun, branş ne olursa olsun, profesyonel veya amatör mutlaka yapılmasını öneriyorum. Ve bunun çok fazla fayda sağlayacağını inanıyorum. Balıkesir Sınav Koleji ailesinin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Merhaba arkadaşlar. İsmim Alper Şentürk. 1979 Balıkesir doğumluyum. 2004 yılında bir trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeyle tanıştım. Yaklaşık 17 seneden beri Balıkesir'de tekerlekli sandalyeyle yaşamımı sürdürmekteyim. Şimdi Balıkesir'de yani tekerlekli sandalyeyle tanışmadan önce sporun içinden geliyordum. Yani sporla uğraşıyordum, sporu çok seviyordum. Ve bunun bağlamında birçok başarıya imza attım. Mesela ilkokuldan başlayan bir serüvende ilkokul, ortaokul, lisede basketbol takımlarında birçok il birinciliği elde ettik. Ondan sonra ilkokuldan ortaokula geçerken eskrim sporuyla tanıştım ve çok seviyordum eskrim sporunu. Onda da Türkiye şampiyonluklarım var takım halinde. Yıllarca Türkiye şampiyonu oldum. Akabinde liseden üniversiteye geçiş döneminde futbola başlamıştım. Futbolda da üniversitede futbol takımında Türkiye şampiyonluğuna uzanan bir serüvenim var. Spor hep içimizden geldiği için tekerlekli sandalyeyle tanıştıktan sonra da spordan kopamayacağımızı anladım. Ve ilk Balıkesir'de tekerlekli sandalye basketbol takımını kurdum. Yani hiç spora tanımamış engelli arkadaşlarımızla beraber. Hiç evinden çıkamayan engelli arkadaşlarımızı düşünün. Ellerine basketbol topunun değdiğini, hayatla barıştıklarını ve farklı şehirlerde, farklı insanlarla diyalog kurduklarını. Bunlar bizim için çok önemliydi. İnanın bu arkadaşlarımızla sporu sevenler ve içinde devam edenler birçok insan girdi çıktı. Ve size örnek vermek istiyorum. Benim eşim Esra Şentürk köyünden Balıkesir'e çıkamayan bir engelli bireydi. Ve basketbolda tanıştıktan sonra inanın İngiltere, Almanya, İspanya'ya kadar uzanan bir milli takım serüveni oldu. Ay Yıldızlı Bayrağı çok güzel temsil ettiler. Uğur Toprak abiniz aynı şekilde o da tekerlekli sandalye basketboluna Balıkesir'de başladı. Ve spor hiç bilmiyordu. Ama şu anda Beşiktaş'ta oynuyor ve A milli basketbol takımının vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. İnşallah Eylül ayında bu Paralimpik Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Ayrıyeten Enes Bulut abiniz de var. O da aynı şekilde basketbola Balıkesir'de başladı. İlk defa basketbol topunu Balıkesir'de gördü. Ama bu sporu sevdiği için de inanılmaz bir ivmeyle yukarıya taşıyarak Galatasaray'a transfer oldu. Ve o da şu anda A milli takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında. Yani arkadaşlar size anlatmak istediğim şu. Sporu yani tekerlekli sandalye basketbol engelliler için bir ivme kazandı. Ve çok başarılı oldu. Hayatlarımız, hepimizin hayatı değişti. Yani sporun bizlerdeki etkisi gerçekten çok büyük. Ve ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel sorularla bizim karşımıza çıktığınız için. Bu arada Sınav Koleji ailesinin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve çocuklar, sizlere de derslerinizde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bizler, Türk gençleri olarak Atatürk'e layık olmak adına ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. We celebrate the 19 May commemoration of Atatürk Youth and Sports Day of the Turkish Nation. Programımız burada sona ermiştir. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.